tamamen kuruyan Marmara Gölü için Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Gölü besleyen çay yataklarının debisi üzerinde fizibilite çalışmaları başlatıldı. Önce kuşlar gitti, sonra balıkçılık sona erdi. Kayıklar karaya oturdu. Kuraklığın Marmara Gölü'ne etkisi bölgedeki ekosisteme hayli zarar verdi ulusal öneme sahip sulak alan tescilli, kuş cenneti olarak bilinen Manisa'daki Marmara Gölü aşırı sıcaklar ve su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle tamamen kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde yaşam neredeyse sona erdi gölü ve beraberindeki doğa hayatını yeniden canlandırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Marmara Gölü'nü besleyen çay yataklarının debisi üzerinde fizibilite çalışması başlatıldı. Projenin tamamlanmasının ve onay sürecinin verilmesinin ardından gölün eski günlerine dönmesi hedefleniyor.